bizim elimizdeki en önemli verilerden bir tanesi EKG ile gelmektedir. EKG kalbin elektriksel aktivitesini değerlendirmektedir. Biz EKG'yi istirahat anında çekebildiğimiz gibi aynı zamanda efor esnasında da koşarken de çekebiliyoruz ve bu esnada kalbin kan ihtiyacı arttığı zaman damarlarda darlık varsa değerlendirebiliyoruz. Bununla beraber efor esnasında aynı zamanda hastalara bir takım nükleer maddeler vererek scintigrafik yaparak damarlarda darlık olduğunu indirekt olarak görebiliyoruz. Bu saydığımız yöntemler damarların indirekt olarak değerlendirmesini içeriyor. Bizim damarları direkt gördüğümüz yöntemler ise anjiyografik işlemler. Biz daha öncesinde konvansiyonel bilindik anjiyo işlemleri uygularken son 10-15 yıldır tomografik anjiyo ile de kalbin damarlarını 3 boyutlu olarak görebiliyoruz.